Nereye böyle? Ayvalık'a gidecektim ben. Ha hacı, buradan dosyayı yürüyeceksin böyle. Tamam. Atla. Abla, senin otostop çıkan başka mesleğin var mı? Arkeoloji okuyorum ben. Biz de seni yolun kenarında görünce orospu sandıydı. Eski Türk dizilerinden ve sonlarından bahsetmişken bir de bu dizilerin efsane karakterlerine bir video yapalım dedik. Yine sizleri alıp biraz nostaljiye doğru götüreceğiz. Durumu fazla açıklayıp tat kaçırmadan videoya geçelim. İyi seyirler. Sekiz numara. Kurtlar Vadisi. Pala. Dizi tonlarca ikonik karaktere sahip olsa da 51 ve 64. bölümler aralığında diziye dahil olan Pala karakteri hala replikleri ve tarzı konu olan bir karakter. Biz boşuna mı buradayız baba yiğit? Yüksel Arıcı'nın canlandırdığı bu karakter aslında gerçek hayattan birkaç kişinin karışımıyla ortaya çıkma. Karakter tiplemesiyle Cemal Sever'i, ölümüyle MİT ajanı Tarık Ümit'i ve sorgu sahnesinde ise Yeşil'i imgelemekteydi. Bize bıraktığı replikler ve beyaz paltolu tarz ise 2000'lerden beri gözümüzün önünde. Polat'ın ilk 97'de korktuğu tek karakter ise yine Pala'nın kendisiydi. Böyle adamlar ölümden kaçmaz. Ölümle yaşar. Bıdı bıdı yapma kral. Kalıbının adamı ol, işini yap. Sadece ölüler görür. 7 numara. Ezel. 8. Ezel dizisi karakter listesi olarak tam bir Şampiyonlar Ligi'ydi. Bu lige ise birkaç bölümlüğüne konuk olarak gelen Kıvanç Tatlıtuğ, 8 karakteriyle bayağı bir gündem olmuştu. Kenan 8 Temmuz üçlüsünün bir parçası olan bu karakter, Ramiz'in öz torunuydu ve Kenan bu karakteri intikamı için yanına alıp bir baba gibi yetiştirmişti. Vedası erken olsa da kendisi yıllarca unutulmadı. Sekiz, o bakışı ben öğrettim sana. Senin intikamın var ya, o intikam benim. Ben senin hocan mıyım? Ben senin baban mıyım? Ben senin hiçbir şeyinim. Sen benim neyimsin? Neymişsin? Altı numara, Arka Sokaklar, Cevher. Yıllar sürmüş bu diziden yine birçok star geçti. Günümüzün büyük oyuncuları bile zamanında figüran olarak oynamıştı bu dizide. Dizi adına en çok akılda kalan karakterlerden biri ise garip bir şekilde Nail Kırmızıgül'ün canlandırdığı Cevher karakteriydi. 306. bölümde diziye dahil olan karakter, Mesut'la geçmişi olan tarz bir karakterdi. Meşir delirmişti rahmetli. Tahta tüfekle dolanıyordu sokaklarda. Hala bende tüfeği. Sırrı düşünmezsin lan! Sen beni sattın! Sezonun müzikleri de, kalitesi de bu karakterle beraber artmıştı. Ratingleri yükselten bu karakter, yıllar geçse de istatistiklere bakıldığı zaman Arka Sokaklar için en çok aratılan karakterlerden biri. Cemal! Kaçma lan! Bir kere de kaçma! 5 numara. Avrupa Yakası. Gaffur. Bu dizinin ikonik karakterlerini saymakla bitmez. Bizler her diziden bir karakter seçmek için Gaffur'u seçtik tabii. Fakat Burhan Altıntop'la listede olmayı kesinlikle hak eden karakterlerden biri. Absürt mizah ve tarzıyla karakter, Avrupa Yakası'nın en unutulmazlarından biri olmuştu. Zamanında şu eşofman kombini Gaffur pijaması diye satılıyordu hatta. Hatırlayanlar olacaktır illaki. Sana koleksiyonumu göstereyim. En güzel cinayet haberleri. 4 numara. Çocuklar Duymasın. Selami. Kepekli erkek, çavdar erkeği, ev kadını ve light erkek laflarıyla hala daha unutulmayan karakter Selami, Türk dizileri arasında en ikonikler listesinde kesinlikle yer bulmayı hak ediyor. Özgür Ozan, zamanında Arka Sokaklardaki rolü için bu karaktere son vermiş olsa da yeri başkadır bizde Selami'nin. Ne olduysa zaten bu adam bu diziden çıktıktan sonra oldu. Abicim, bu bir iş yemeği. Benim karım her zaman gidiyor. Light erkeksin oğlum sen, light. Kepekli erkeksin sen. Çavdar erkeğisin. 3 numara. Leyla ile Mecnun. Erdal Bakkal. Yine birçok ikonik karakter çıkarmış olan dizinin ikonik bakkalı Erdal Bakkal, bakkalım ben bakkal repliğiyle akıllara kazınmıştı. Tanışmamız belki tatsız bir şekilde oldu ama benim dayım mafya. Çok naziksiniz. Ne demek? Eyvallah. Benim dayım da mafyadır. Nedir dayınızın ismi? Dayım Halil. Sinir bozucu, bencil ve kafa açan bu karakter, çok güzel huylara sahip olmasa da diziyi izleyen izlemeyen büyük bir kitle tarafından çok seviliyordu. Bakkalına bu ismi verip de tarzını benimseyen çok isim var. Pembe dizinin gri karakteriydi anlayacağınız Erdal Bakkal. Bunlar senin para üstün, ben hesapladım. Ama birer şekerini de yemiş oldum. Ağzınıza. 2 numara. Behzat Ç.
Ercüment çözer. Hani bazı karakterler vardır da o oyuncu o rol için doğmuştur ya, işte Ercüment Çözer karakteri de hiç şüphesiz Necat İşler'le bütünleşmiş bir karakterdi. Saygısızlığa asla tahammül olmayan bu karakter, efsane dizi Behzat Ç'de amirimizin en büyük rakiplerinden biriydi. Bu çocuğuz. Annemi küfretmesi kim bana? Bir tık Batman-Joker ilişkisine dönen bu iyi kötü ilişkisi, Ercüment Çözer felsefesini kitlesinin aklına bayağı bir kazımıştı. Öyle bir yan karakterdi ki Saygı adında kendi dizisi bile Behzat Ç'den yıllar sonra çıkmıştı. Ben bir defa insan değilim, bir kavramım. Adalet gibi düşün. Benim yasalarım devletin yasalarından daha güçlü. Bu yüzden ben kendimi bir kavram haline getirdim. Şiddetle cezalandıran bir kavram. Ve bir numara. Suskunlar. Gurur Kutay. Listenin son numarasını yine bir ruh hastasına bırakalım dedik. Travmatik dizi Suskunların acı nedir bilmeyen psikopat karakteri Gurur, yani Gazanfer, dizinin yayınlandığı dönem en popüler karakterlerden biriydi. Bağırıp tadımı kaçırma lan benim. Nerede olduğumu söyleyeceğim mi sana? Onu hayatım önce düşünecektiniz. Dizinin baş kötüsü Takoz İrfan'dan bile çok dayanıp çok çektirmiş bu karakter, hem hikayesi hem sahneleriyle dizinin reytinginde çok büyük bir etkendi. Sen benim hayatımı mahvettin, ben de seninkini. Bitmedi. İçeri. Ben her şeyi beklerken kaybettim. Yeni serinin ilk videosundan bu kadar. Sizin de aklınıza gelen gerek manyak, gerek normal, yan veya ikonik karakter varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz abone olarak destek olmayı, like bırakarak algoritmaya katkı sağlamayı unutmayın. Bizi de ayakta tutanlar sonuçta bunlar. Sonraki videolarda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.